Gönül dostlarımız hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sabah enerjimiz var bugün bizde. Hamur yoğurdum. Erkenden uyandım, ahırımı, pecemi gördüm. Ondan sonra tavuğumu, cücüğümü saldım. Hamurumu yoğurdum. Şöyle bakar mısınız? Bu da pişi hamuru. Bacınız evdeyse eğer, bir de yanında sevdikleri de varsa uğraşır hamur işiyle. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Ne dedin Rahim'im? Evet. Enerjimiz bol. Pişi yapıyor bacımız. Evde ekmek yoktu. Yufkamız falan var aslında ama dedim ki birazcık değişiklik olsun. Hamurum da şöyle güzelce mayalanmış canlar. Hepinize merhaba canlar. Teyzemin kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Kahvaltıları koyuyorum ben de. Evet, Rahim'in de yardım ediyor bana sağ olsun. Evet. Yatağı yorganı topladık salonda. Hamur işine geçti canlar. Bugün anneanneme geçecekmişiz. Bu arada bir alışmıştık teyzem ama bakalım. Bir uğrarsınız. Sonra yine gelirsiniz. Arabada çıkmış olur o zaman. Aynen. Hayırlısı olsun bakalım. Evet teyzem. Annemin evini boyayacağız da hani babam gibi boyayacak yani. Biz de temizliğini falan yapacağız. Onun için bizde durumlar böyle. Rahime onu diyor. Ya mısırımda hamuru yumuşak tuttum ki böyle iyi oluyor. Yoğururken de göstermedim. Daha önce göstermiştim. İçinde bir kaşık yemek kaşığı şeker var. Ilık suyla yoğurdum. Tuz, maya. Un bu kadar canlar. Sade daha çok seviyorum ben. Mayasını kaçırmadan hemen şöyle içine doğru katlıyorum. Görüyorsunuzdur. Yağ yardımıyla. Ondan sonra ortaya bir delik açıyorum. Günaydın arkadaşlar. Herkese hayırlı sabahlar. Derman bacım duramadı. He. Halbuki dünkü yaptığımız şey de var. Kabak mücveri gibi olan da var. O da var. Çok güzeldi ama yine sana nasıl yeri veriyorum. Neden acaba? Ben gereyim şeyle. Ya pişiyi hepimiz çok seviyoruz. Epey de yapmıyordum. İşten gücden dolayı. Evet. Onun için yapayım dedim. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler çok şükür elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar. Ardam gönderdim, nayiler de gitti. Şömine yapmaya gittim. Şuna vurursan aşağı dökülür, ha dikkat et. Tamam. Biz de 3 kişi böyle kalktık. Yatağı yorganı kaldırdık. Evet. Bugün obamı değiştiriyorum arkadaşlar. Bugün de anamlara babamlara gidiyorum inşallah. Evet. Annem şey yaptı, gelsin İlker burada yatsın biraz daha dedi, özlemiş bizi. O tarafa gideceğiz inşallah. Birkaç günde orada yatayım bakalım. Bugün herhalde arabamız da çıkar tamirden. Ondan sonra yine Derman bacımların buraya gelip gideceğim zaten. Çünkü Ali ile daha iyi öğreniyorum arkadaşlar. Biraz Nail beni panik yaptırıyor. Evet. Ali ile çok rahatım. Hiç hani öğrendim zaten de. Evet. Hani daha rahat sürüyorum. Rahim'in zoba dolduruyor herhalde. Babusu. Ben doldurdum Rahim'e. Ben demesin. Yok doldursun öyle. Soğuk mu yürüyeceğim? Soğuk değil de yine de doldursun ya. Bakalım bugünümüz nasıl geçecek arkadaşlar. Evet. Erkekler yok bugün. Kendimizi. Ben de sabah pişisi olur. Ablamla da kısır yaparız. Bugün biz keyif kuruyor yine. Dün kısır dediler, yapmadılar. Bugün kısırı da koyacaklar ortaya. Bugün kısırı da yapacağız inşallah. Çok ucuk olmuş bacak ama. Böyle güzel oluyor bacak. İçim çekmesin de. Yumuşak lezzetin de. Ya tam ısınmadı ya ama kabardı çok güzel. Bacımızın pişileri. Dünkünde kimisi mücver yazmış. Kimisi işte... Biz de mücver olarak biliyoruz. Mesela dedim ya ben zaten aynı mücver şişesi gibi arkadaşlar. Sadece içinde yeşilliği yok. Birazcık böreğimiz var. Mücverin içine yeşil şey de gidiyor işte dediğim gibi. Yeşillikler. Yeşillikte dereotu, maydanoz, yeşil soğan onlar da konuluyor. Evet. Herkesin yapış şekli farklı. Onu ama bunun lezzeti de güzeldi. Hatta ben Derman'a dedim bunu yeriz dedim. Kahvaltıda güzel olur. Derman bacım da ta geçenlerde pişiyi yapalım dediydi. O yüzden içinde kalmasın dedi. Yaptı. Dün çoluk çocuk bayağı yemiş. Şuranı yoldun mu ağzını? Oran olmuş olmuş bacı. Yolmuşsun. Ben neyi yoldum ki orayı? Ünlüm. Neyi yoldum ki? Yani durdurken niye yormuşum bir şey olmadan demedim. Öyle canlar. Ayazımı da göndermedim. Bugün yarım dönmüş. Şimdi gidip alıp gelmesi motorumuz kayınvalidemlerde. Nail kayınvalidemlerin arabasıyla gitti. Sağ olsun onlar arabalarını verdiler.
Bizimki çıkmadı. Nereye gittiler bacı? Bugün nerede nerede? Vallahi Kayseri'ye 20 kilometre varmış arkadaşlar. Kayseri'ye... Erenköy müydü? Neresiydi? Nevşehir mi? Ne? Bir şey gittiler de unuttu. Erenköy değil. Erenköy değil. Kozaklı. Ha Kozaklı. He. Kozaklı'ya gittiler. Nevşehir Kozaklı aslında orası. Kayseri Kozaklı değil de Nevşehir Kozaklı. Ben şu dişim var ya, sanki oradan diş çıkmış gibi oldu. Niyeyse orası açıldı gitti. İşte böyle yandan bakınca çok çirkin gözüküyor gibi geliyor. Onu çevir bacı oğlu ilk çevirdiğin o güzelmiş. Ha? Hamurlar bekliyoruz şimdi pişecek. Bu çayımızda bakalım. Bir biraz bacı... şey oldu da öteki daha iyi olacak. Evet, daha güzel tutar. Daha kaynanıyor. Attı mı çayı bakalım? Şeyi de bu sefer çok abartmamışız. Hamuru mu? Hmm. Abartma var. Zaten Ali. Az kişiyiz. Aman Ali'm diyorum. Ali'm beni andı. Ayaz'ım. Rahim'im. Kikim var canlar. İki kaşık atsam yeter. Kendi bizik ki. Olsun içeride 2,5 at. Valla keyif yapacağız bugün. İş gücü de yok. İneğe tanaydı hallettik. Köpüşlere de biraz bir şeyler verdik. Çorba morba. Şu anı bırakalım. İlk geliyor. Orada ne ilk geliyor. Abarsın diye koydum oraya. Şimdikiler daha çok çabuk şeyler. Kızlar. İyi şiş yetti de. Aslında geç şey diyor. Hmm. Biz böyle pişlerimizi yapmaya devam edelim arkadaşlar. Pişlerimiz olduktan sonra kahvaltıda görüşelim inşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Yuvarlıyorum. Şeyde biraz bekletiyorum diğerleri kızarasıya kadar. Ondan sonra da böyle atıyorum. Kendiliğinde kabarıyor canlar. Danıt mı diyorlar aynı onu? Ne güzel kabarıyor onu. Danıt gibi aynı. Şöyle bir tanesini içine açalım. Bakalım. Ne güzel çıtır çıtır nasıl pişmiş. Kalmış. Yandım. Tadına bak bakalım bacı. Tuzuna mı zaman? Ablam tuzunu pek sevmiyor. İyi de attım tuzunu ama. Değil mi? Güzel. Evet. Çayımızı da demledik. Çok güzel. Nasıl kabartı şunlar? Böyle lezzet daha güzel açığa çıkıyor. Un, su, tuz, maya, bir kaşık şeker, azıcık da sıvıya ekleyebilirsiniz. O zaman da lezzet çok güzel oluyor. Şurada koyabilirsin bacım, boşalttı. Yanına bir daha koyabilirsin. Şuraya. At gitsin. Şöyle biraz dik tutuyorum. Şöyle kenarlarını da şöyle kızartıyorum. Daha güzel oluyor. Yarası ziyan olmasa diye çok da aşırı yağ dökmedik aslında. Biraz daha yağ dökülebilirmiş. Olsun. Kahvaltıda görüşelim. Şimdi canlar çayımızı da şöyle dolduruyoruz. Çok canlar çay demledik. Ben de şöyle sandalyemi getirdim. Günaydın Ayaz. Annemlerle de konuştuk. Annemler gelecek bugün bize. Ne yaptın? Bir göster o neymiş elindeki. Allah çayın suyu damlıyor. Çok iyi. Çaydan şuraya çay döktüler dünün Ali'yle, Nail'le Ayaz. Yine sildim ama maalesef bir döküldü mü kusuyor. Sildim kusuyor. Parlatıcıyla sildim yine kusuyor canlar. Yine geliyor bak bacı. Bak seni sevdiğinden. Bu kuş kuşu. Kuş benim sevdiğim ama şeker karıştırıp yaptığını. Germana diyorum annemlere gidersen çıtlığı da bitiremem diyorum. Ne Hayat? Acı çıtlığı. Limonla sirke karıştırıp sildiğini geçiyorum. Kim dedi? Arda abi. Arda abim mi diyor? Arda abim söyledi diyor. Bir de limonla sirkeyi karıştırdım da dökeyim o zaman. İyi kokudur evi. Beyaz sirkeyle sileyim bakalım canlar. Bir de yufka sulayayım birazcık. Gel Ayaz adına bak bakalım şu yine. Yufkasız olmuyor. Bacım su bırak yürüyelim elçilere. Bak tamam. Bak
Bu da çayın. Gel Ayaz. Böreğimiz de var. Çayımız da hazır. O zaman gel Rahmim, kahvaltı yapalım. Bakalım sonrasında ne yapacağız. Evet canlar, annem geldi. Şöyle kettle'da suyumu kaynattım. İçecek yaptım anneme. Portakal içeceği galiba o. Bizimkilerde tabii ki kahve. Şöyle açtık, çerez koydum. Balkon keyfi yapıyoruz. Hava pek bir güzel. İneklerimi saldım. Ablam da mutfağımı toplamış şöyle güzelce, görüyorsunuz. Şöyle ineklerimiz yem yiyorlar. Nail'in yokluğunu arartmadım. Sulanla doldurdum. Böyle bazen de bakıyorum canlar, oradalar. Çok şükür halleri keyifleri yerinde. Şöyle ablam ocağımı falan güzelce toparlamış. Masamı da gözledi, orada görüyorsunuz. Bugün annemlere gidecekler. Üzülüyorum gerçekten. Çünkü çok alışmıştım. Neyse, kahve keyfi. Evet canlar, anacığım torbalarını getirmiş. Eyvallah. İlkay ablam da yardım ediyor, şöyle görüyorsunuz. İlkay gelme, inne yaptım verdim. Al İlkay, bunu da sen yaptın. Anne inne getirdin miydin? He, inne. Hiç innem kalmamış. Vallahi ne oldu, innelere bilmiyorum. Atıyorsunuz ya. Atmam annem, inne atılır mı? Başa çıkardım arkadaşlar. Annem, becerdim herhalde. Çabuk olur bacı, iki koldan. Maşallah bacım, neyle her şeye yakışır. On parmağında onların. Ne yapıyorsun annem sen? Anne Ayaz'a bak hele. Oğlum hava güzel, o kadar giyinmene gerek yoktu. Ayaz. Rahimim çamaşırlar serdi. Normalde şuraya seriyorduk, dedik bize şey yapmasın, gölge yapmasın diyerekten oraya serdik. Orada da az bir biberimiz kaldı. Kurursa kuruyacak canlar. Kurumazsa sobanın şeysinin kurutacağım onları da. Sonra gidip çektirip geleceğim. Zaten sobanın sıcağıyla iki günde hemen kaşıyor, böyle yumuşuyor. Şey, aman kuruyor, yumuşuyor. Anne şimdi ne yapayım? Altına mı dikeceğim? Açacağım oraya. Efendim oğlum. Böyle bıraktım, böyle dikeceğim. Çok sıcak annem, onunla çıkar, hava çok güzel. İyi ama tek kat oldu. Kahvemizi içelim canlar. Botumu giymedim. Bak sonra bir daha yapacağım üstüne. Ona bir daha edeceğim. Öyle katla gideceğim. Ben diktim. Bir daha yap bana, bir daha dikeyim. Tamam. Nasılsın anacığım, iyi misin? Annemin umre günü yaklaşmış, bir ay kalmış. Çok sevinçliyiz canlar. Çok sevinçliyim. Allah'ım cümleye versin. Annemi hayırlısıyla uğurlayacağız. Sonra yollarını gözleyeceğiz. Çok özledik anne. Bir ay nasıl yapacağız valla? Hemen geçer. 21 gün mü? 20 küsur herhalde. He. 23 gün mü? 20 gün. İkisi yolda geçecek. 22 gün de. Olsun, bize işte 23 gün. Hemen geçer. He, 22 gün. Sen geçer. Siz yanınızı var. Hamur derdim. Hamur derdim. Çok güzel. Tamam anneciğim. Aha, ahırı peceği koyduk, oturuyor annem. He. Konuşuruz onu sen, konuşuruz. He. Baba aç kalın oradan, konuşuruz. Şöyle Derman bacım da kahvelerimizi yapmış arkadaşlar. Ellerine sağlık. Ben duramadım yine seyircilerim. Bu işim bitsin. Kur'an kursuna gideceğim. Onun ucun yani çabaladığım. Pazar örtüsünü Allah nasip ederse. Anne. Bu dedim dermanları oraya boş oturmadan dedim. Torbanı bindim. Koşturum orada dikeyim dedim. İyi. Akşamda kalanını dikeyim. Yesiklenmiş. Abi iki tane dikili diktim akşam. Çok duydum hep. Biz ben akşam anneme gideceğiz canlar. Nail bizi anneme götürecek. İlk ablamın arabası olursa eğer. İnşallah. Araya sakın sokma beni. Belki akşamdan başlarız çekyatlarını çıkarmaya. İlkaylar yatsın diye akşam. Ha, çekyatta mı yatsın? Ha, çıkarım. Örtüyen de. He, öbür tarafta çekyat açsınlar. Üşürler mi ki? Gerçi biz akşam soba yakmadık. Bugün de hava güzel, üşümezsiniz. Ablamın masasını da görüyorsunuz canlar. Şöyle koyayım. He. Ben de pencerenin önüne koyayım. Anneminki de yanımda zaten. Benimki yanımda. He. Hadi iç annem, rahat rahat da. Ondan sonra sıcak sıcak. Şuraya öyleydim, ondan sonra. Bana verecek ya. Hava da nasıl güzel, yaz günü gibi mübarek. Ama şu karşıda da komşular bir şeyler ekiyorlar. Birazcık yağmur yağdı ya, faydası oldu değil mi anne? Oldu, yeşerdi yani şeyler. Yeşerdi. He, otumuz yeşerdi. İneklerimize bir bak annem. Koş ineğinize bak, doğurmuş mu? He, doğurdu. Doğuracak annem, günü bitti. Bizim kara kız doğum yapacak. Artık onu bekleriz bir 10-15 gün. Eğer erkek olursa geçer canlar 10-15 gün. Erkek olmazsa bitti. Dün bitmiş anne. Dün mü, evvelsi gün mü bitti? Vallahi geçti, öteye ne hızlı da da dişi buzaladı. He lan? Geçince erkek mi buzalıyor? Sabahleyin kuyruğunu sallıyordu. İyi mi ki diyor Nail'de. Sancısı falan mı var ki diyor. O koydu gitti. Ben de ahırı gördüm iyice naz. Şişini atma dedi hani.
Pasağını atmadı şimdi pencereden dedi, attım tertemiz süpürdüm. Ha hinci yine biraz batırmışlar. Biraz da yonca verdim çıktım. Bana babam daha ötün ettiydim. Yine bir şey olmuş, bir motor olmuş. Allah'a. Niye anne kepçeyle doldurtmuyorsunuz da babam dolduruyor? Kalkın toprağa kalkıyor. İçinde bir de şeyler var. Şişmenin hortumları. Hani yine o dediğim. Ha şeyler ne der diye onlar değil mi? Evet. Koparın ne der şimdi motor diye ya. Motorun kepçesi dağıldı mı? Orayı patladırak değil. Şey diyor işte. Anladım. Kız getirmişsin be. Torbayı çok getirdin. Hey anne. Torba yani öyle şey iğne ipik elime yakışmaz. Böyle şey de senin de ama beceriyorum yine. Ya da güzel diyorum. İsteyecek beceriyorum. Yani hiç dikmedim ben böyle torbayı. İlk defa dikiyorum. İlk defa dikiyorum. Hani öyle çabuk mabuk elbise elbise oldu mu? Bunlar dikiyorum. Hani sizin için şey olmayabilir de ekmek yaparken pek değerli oluyor alıp alıp gitmesi ekmeğimize. Leyla teyze niye bunlarla uğraşıyor demeyin. Hem eline et gidiyor hem de bizim de çok işimize yaradı. Allah razı olsun annem neyle kolu dert görmesin. Anacığım hani 4 tane de bana yok. Yok. Yapım. Ama sadece 4 tane. İşte öyle işte. Ha, İki, iki de bu yana 4. Evet. Altı. Şöyle. Altı mı? Evet. Nasıl altılar? Kare mi olacak? Kare, evet. Evet. Eğri eğri. Uzun olmasın. İşte buradan oluyor. Ciddi bu kadar mı oluyor 4? 6 tane olmaz mı? 6 oldu mu öyle uzun olur. Yanına olacak, kare olur o da. 4 oldu mu? Şu 12 gibi olacak. Dermanım bak hikayem onun gibi. Aşama buz. Ben onun kadar iter bana. Aşama buz alamazına garanti veririm. Niye Ayaz? Hatıra olarak saklayayım anamdan. Ha tövbe yarabbim. Anamdan hatıra olarak saklayayım. Öyle pek kullanmam da. Tamam. Aa, kim o işte bacı dört şeyi o oluyor. Ehe onun kadar işte. Ne yapıyorsun? Anneanne. Bir tane de öyle erişte mantı sermeye. İki de kendime de kim tamam. Canım çok. Çok. Şeyleri hep kuruttuk ya. Bulgurlarımızı kuruttuk. Şunları kurutmaya bile çok iyi oluyor. Benim çatıda var da bir şeylerin üstünde örtülü. Elma sakinin biri üçer oldu. Biri, iki, biri de dört oldu. Biri inli olmuş. İkisini bir çat duydum. İkisini de bir çat duydum. Olsun. Bacı kahve güzel olmuş. Çok acı yapmışsın. Bana göre çok iyi valla. O zaman videomuzun devamında görüşelim canlar. Evet dostlar şöyle lahana saracağız şimdi. Bir tane but varmış onu çıkarttım. Lahanamı da böyle temizledim buraya koydum. Bazısı yıkıyormuş sonra haşlıyormuş. Biz önce haşlarız sonra yıkarız. O sası kurusu gitsin falan diye işte. Şimdi bolca soğan yapacağım ben. Şu şeyi çöpü rahimi. Hava bugün yaz gibi. Ayaz'la bir köye gittik geldik. Piştik vallahi sıcak. Ben böyle içimi hazırlayayım. Zaten biliyorsunuz bu içi. Sade. Böyle seviyoruz biz. Onu defalarca söyledim. Annemin lahanasını böyle alıştığımız için sade seviyoruz. Öyle bol harçlı hani sebzeli. Öyle de yaprak sarması sarıyoruz ama bunu bu şekilde sarıp yiyeceğiz inşallah yine. Onun için ben videomu şimdi durdurayım. Sararken görüşelim canlarım. İlkay ablamın videosuna gelin kısır için. Evet canlar şöyle. Budumuzu kestim ben dışarıdan acağına kestim geldim. Bunu en altına koyuyoruz lezzetli olsun diyerekten. Nasıl olacak acaba? Öyle olacak. Öyle de altından soğuştu şu ilanaları. Kıyına köşesine doldurun değil mi? Evet. Tamam. Yiyimlik oldu. Yeter kızım etiyle. He canım. Bu zaten et bayağı bir doyurucu. Evet. Onun için şöyle. Lillana etine seyir. He. Lezzet versin. Anacığım bir sürü sarmış bile ben eti evet. Parçalayıp keresiye kadar. Evet, İlkay ablam ve rahimemde şey yapıyorlar canlar. Kısır yapıyorlar. Onların kanalından da izleyebilirsiniz. Bu akşam videolarımız gelecek yine inşallah Allah'ın izniyle. İnşallah. Nail ki gelmeden dedim, onu halledelim, oluyor da. Ne abi baksan gelsin, öylesin. Yine ev dışa da zaten. Ev dışa da anne. Değil mi? Hı hı. Uzalayacak ya, artık gözümüz yolda. Kamera taktıracaktık, nasip olmadı.
Evet. Ay, ayağın bir tane kaç kez annem diyemedim de. Koş. Anne çok mu? Annemize bak gel aşkım. İyi ne böyle? Annemize bakmak istiyorum. Ha, obanın. Annemize bakıp gelecek bak ayağızın. Ayağızın ahımda. Mal canlı olun annem. Umursamazlık yapmayın. Onların gözüne bakıyoruz. Evet. Yani Haccap'la gelin bir tane ineği vardı. O da düşük yapmış. Ne mi? He. 8. ayında. Bazen her şey nasip evet, kısmet yani. Olursa olur olmazsa. Bir de vardı değil mi? Yok çıktı yani. Bilemiyorum neyin ne olacağı. Evet. Onun için her şeyin hayırlısını versin. Rabbim her başımızda. Şeyin hayırlısını versin. Nasipte ötede yol yok. Evet. İlhan'ı pek severim seyircilerim. Sarmay. Ama yaprağı hiç sevmem. O ince oluyor anne. O yerimdir benim. İlhan'ı ikinin sarlığıyla güzel sararım herhalde. Vazım gıcıklar. Şunlar da turşuna koyacağım ben. Anne turşunu suyun içine atsam olur mu? Olur. Şeyin içine atayım. Suyun içine at. Tuzla. Salatalık şeysi var suyu. Yorulmuş salatalık içine. Domatesin kiri geçen dök. Domatesin kiri geçen. Yatıyor anne. Yatıyor mu? İyi anne. Ha o biraz bizi götürür de. İşte acık gidip geldiğimiz olur canlar. O da olur. Anneme içeride saralım dedim. Annem dışarıyı seviyor. Nefes alıyor. Ben dışarıyı pek seviyorum. Sen nasıl olsa baka baka diyorsun. İçeriye girecek diyorsun. Ben motorlar çalışıyor burada. Nasıl iyi? Ha, değil mi sana? Neyse bugün de hava bir güzel ki canlar. Çıtırıyorlar. Vallahi sizin oralar nasıl? Yağmur yaş var mı? Karlar nerelerde var? Kar yağın yerden bizi izliyor musunuz? Karda daha yok herhalde. Türkiye'nin yani, genelinde. Var canım ben. İrahlarda var işte. Doğuda var mı ki? Hiç haberlerine bakamıyorum ben vallahi. Ablam günle nasıl geçtiğini anlamıyoruz zamanın gerçekten. Biraz sohbet, biraz şu, biraz bu derken bir bakıyoruz. Gece olmuş. Lahana da pek tazeymiş anne. İlkay'la bize gelecek sıra. Ben bazı kaçarım İlkay'ın yanından herhalde. Kur'an kursuna gideceğim ya. Bazar ertesi gün var gelirim. O yüzden yazlarına gel oturur inşallah. Bu daha önemli anneciğim. Ya şehirde azıcık gidin diyeceğim ben. O da arabasıyla çıkar gelir buraya. Arabayı sürmüş olur ya. Arabası gelirse bugün. Sen gelince biri gider ya. Biri gider. Kaskan! Yani ki zaten 2 saat dedik. Diğer sene gideceğim gideceğim. He, onlar da. 12'de biri gideceğim de. Koyun mu onları da? Büyük büyük sarıyorum diyorum ben. Olsun. Evet. Büyük büyük yiyelim. Evet büyük büyük yiyelim. Bugün buna anne eli değdiği belli olur. Tüba. Oh, düdük limonu değil mi? Evet. Bir de ekmeğimi sulayayım. Evet. İstersen babam gelsin akşama buraya. Hani ilk defa onun arabasına yok herhalde. Gelsin. Gelsin. Bitti bağım telefonda. Şeydi. He. Annemi sarma orta bağım. Aynen. Git. Gelsin. Gidin. 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 Ne yapacaksın eve var? Cişim yok canım. He. Daha mı sarıyoruz? Gel burada yiyelim. Yoğurt çaldım. Yoğurdum ışık tünüyor anne. Niye ki? Ya soğuk. İlk defa da sıcak diyor. Sıcak olmuş. Sünmez ya. Çok sıcak tutuyor. Şeydir. Bir önceki suluydu bak. Bu sefer de suyu fazla yok. İyice o su olur. Az bir şey oldu. Ondan sonra olur. Soğuk yoğurdum. Şey süzülür. Yoğurdu süzülür. Soğuk canlı. O zaman bir tık daha sıcak olacak. Ayaz bana bir kaşık getir. O zaman biz böyle çalmaya, çalmaya diyorum bari. Sarmaya devam edelim. Yoğurt çalmadan açıldı ya konu. Şunun ne işi var benim dibimde? İki ablam sandalyesi. Evet arkadaşlar Rahimem de geldi. Şöyle 3 koldan yapıyorlar. Ben de mutfağı toparladım ettim. Benim videomda görebilirsiniz. Bacımla böyle hemen bir 2 tane video çıkardık sizlere. Şimdi kısırlarımız hazır. Bunu yapsınlar öyle yiyeceğiz canlarım. Onu da evde yiyeceğiz valla burada rüzgar çıktı. Evet rüzgar çıktı. Rahimemin sardıklarına bir bakın arkadaşlar nasıl güzel sarıyor. Anam rahmetlinki böyle olurdu. Yaşı benzesin benzemesin mi benim?
Anam böyle sarardı, içine öyle koyururduk, yazıbır yirdik. He. Olsun anacığım, biz yeriz, sen sar, o ellerinden neler yenir. Annelerimizin yaptığı daha bir lezzetli olur. Olsun olsun, sen yap anneciğim, biz yeriz onları. Rahime kendi gibi sarıyor. Sen, biz de kendimiz gibi. Şey diyorlar, hani iç harcı yalan diyorlar da biz böyle seviyoruz. Öteki türlü damağımıza alışkın olmadığından. Yoksa maydanozumuz da var, yeşilliğimiz de her şeyimiz var. Herkesin damak lezzeti başka bacım. Bir dolmaya nane katladım da. Aman dedi, bu adamın nanene katılırmış, onu yemiş dedi. Böyle tadını hissettim. Sevmedi ya. Hiç unutmam, sevmedi. Şu balkon, burada bir başka. Biz de aynısını konuşturayım mı? İşte kızım biraz öyle. Rahime bir bak hele bana. Dışarıda durma artık Seyim Rahmi. Nasıl güzel yakışıyor bu yazma sana. Evet, şal. Böyle açık renkler al sen. Rahimem de benim gibi kumram. Yakışıyor böyle açık renkler. Güzel, güzel olmuşuz. Anneannem güzel, biz de güzel olmuşuz. Evet. Senin gibiyken güzeldim Rahmi. Anacığım, sağlık olsun da güzellik gidiyor, kurban oldum. Yine de severim güzeli. Allah Allah, herkes sever güzeli. Biz de severiz güzeli. Soyumuzdandır mı diye bir laf var ya. Benim rahmetli hep güzeliyi severdi, ben de severim. Böyle çekmişsin. Diyorum, yalan söylemeyin. Ama güzele bakmak da sevap dilir. Bacı bir şey soracağım. Sor bacı. Bu lahana daha çok olur ama ne yapacaksınız? Sarıp koyacağız. Kızar koymuş. Şey mi? İki düdüklü mü yapacaksınız? Evet. İki sıra daha edelim. Gidelim. Aynen. Çünkü daha şurada görüyorsunuz arkadaşlar, bir sürü şey var. Lahana yani var daha. Tamam. Katığını. Katık istiyor artık. Hadi bakalım, size kolay gelsin o zaman. Hadi, bitirdiler zaten arkadaşlar. Çoğu et doldurdu zaten. He, et doldurdu zaten. O eti bölemediniz mi? Nasıl haşlanır onun içinde o da? Evet, hadi bakalım. Evet canlar, lahanamıza bakar mısınız? Şöyle biraz suyu var anne. Azıcık daha koy da. Ağzını açayım öyle pişsin değil mi? Yok. Kapatın mı? Kızarsın onunla. Şu da iyi pişsin değil mi? Pişmiş gibi gözüküyor ama. Yok olsun. Çok da güzel gözüküyor canlar. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Şimdi ölçüm gel. Hey annem, bir de onun da tasası gitsin. Ben aşağıya su mu döktürer ki? Çök yedim ısını. Yoktu. Aşağıda var diye. Ama aşağıya oturdun lan. Ha he. Şalvarını değiştir istesin anne. Yok, yaşlı yedi donmucum. Ha, demek ki daha kurumamış. Kurumamış, daha ıslattı. Ben de geleyim. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın canlar. Kanalımda kalın, sevgiyle kalın. Rahime. Allah'a emanet olun. El salat edin.